Sevinçliyiz çünkü bayrama ulaştık. Son teravihler kılındı. Evler dip bucak temizlendi. Bayramlıklar alındı. Baklavalar, su börekleri açıldı. Sarmalar sarıldı, bamyalar yapıldı. Çocuklara hediyeler ve harçlıklar hazırlandı. Hüzünlüyüz çünkü Ramazan'a veda ediyoruz. Ve bu son veda programımızı fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Kamil Güneş hocamızla konuşacağız. Onunla sohbet ederek Ramazan'a veda edeceğiz. Öncesinde musiki bölümümüzde Cafer Sami hocamız bize kanunuyla eşlik edecek. Mikrofonu ona vereceğiz. Sonrasında da hocamızla sohbetimize geçeceğiz. Merhabalar, ben Cafer Sami Erdoğan. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kanunla Hicaz makamında Ey Garip Bülbül isimli ilahi icra edeceğim. Öncesinde küçük bir Hicaz taksimi yapacağım.
Cafer hocamıza teşekkür ediyoruz ve sözü bugünkü konuğumuz Sayın Kamil hocamıza bırakıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Veda programımızı birlikte yapmak kısmet oldu. Bir VTR'miz var. Birlikte izleyelim dilerseniz. Hay sonra hay. Ramazan'a birlikte veda tabii ki, hay hay. Ederiz inşallah. Bir VTR'mizi alabilir miyiz? Son iftarını kiminle yapmak istediğini düşündün mü? Ailemle. Yani şu an düşününce acaba bu Hazreti İsa'nın son akşam yemeği gibi öyle oturup bir yok ya arkadaşlarım var burada işte onlarla yapmak isterim yani. Ailemle olabilir. Ailemle yapacağım inşallah. Ailemle yapacağım. Ailemle yapacağım. Son iftarımı ablamla yapmak isterim ama yurtta yapacağım mecburen. Neden ailemle? Çünkü bu Ramazan hiç ailemle vakit geçiremedim. Yani o iftarın en azından bir günde onlarla geçirmeyi, anne babamla ve kardeşlerimle geçirmeyi çok isterim. Neden arkadaşlarımla? Sohbet samimi. Beraber iftar sohbet samimi. Neden ailem peki? Uzaktalar çünkü özledik malum. Uzun bir süredir görmüyoruz. O yüzden. Zaten yurtta olduğum için sürekli arkadaşlarlayız. Ailemi özledim ben. Ailemi özledim ben. Eve gideceğim o yüzden. Zaten Konyalıyım. Ailemle yapıyorum hep. Ramazan'ı bir misafir gibi düşünürsen, sence sen Ramazan'ı güzel ağırladığını düşünüyor musun? Güzel ağırlamaya çalıştım ama daha da güzel ağırlayabilirdim. Mesela vaktimden harcayıp daha çok mesela teravihlere daha çok katılabilirdim veya daha çok aktiviteler yapabilirdim ama... Yok. Ya bilmiyorum günler öyle bir geçiyor yani şey yapamıyorsun böyle ya. Hani etkili kullanamıyoruz sanki. Günler öyle bir geçiyor sadece. Elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalıştık. Yani sayılır çok değil. Normal yani ben memnun kalmıştır diye düşünüyorum bilmiyorum yani iyi geçti aslında aynen. Evet iyi ağırladım. Oruçlarımı tuttum. Yok ben ağırlayamadım yani çünkü çok bir oruç benim dengemi şaşırdı bu Ramazan'da. Çok bir iyi bir ev sahibi değildim bu Ramazan'da. Ramazan'ı bir ay boyunca misafir ettik. Umarım iyi bir ev sahipliği yapmışızdır diyelim. Bu süreçte hocam Ramazan bizlere ne söyledi? Ne gibi mesajlar verdi? Dilerseniz buradan başlayalım. Evet teşekkür ederim. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. En zor işi de bana bırakmışsınız veda işini. Ben vedalarda genelde çok duygusalım böyle. Ağlarım. O zaman çok... doğru kişiye. Olabilir. Şöyle bir şey, Ramazan'a veda ediyoruz ama Allah ömür verirse bu veda ettiğimiz Ramazan'ı Allah Teala geçen seneden bize lütfetti. İnşallah buna veda etsek bile önümüzdeki Ramazan'ı Allah Teala lütfedecek. Bir ömür döngüsü içerisinde Allah ömür verdiğince yeni Ramazanlara kavuşacağız. İnşallah. Ama burada önemli olan tabii ki şey şu, Ramazan geldi, geçti, yapılacaklar yapıldı. Bu Ramazan önümüzdeki 11 ayda bize ne söylüyor? Hani meşhur bir söz vardır, Ramazan 11 ayın sultanıdır diye. Evet. Yani sultan yukarıda, 11 ay aşağıda emrediyor. Diyor ki bak bende çok güzel özellikler var. Bu ayda bende çok güzel bir şeyler aldınız. Ben onlar için size bir maddeliyeyim. Kalan 11 ayınızda da bu benden aldığınız güzellikleri 11 aya yayın. Dolayısıyla ömrünüzün hepsi ve tamamı güzel, bereketli olsun. Hem dünyanıza hem de ahiretinize yarar şeyler olsun. Ramazan bize ne verdi? Bir, Kur'an verdi. Allah'a hamdolsun. Ramazan bir Kur'an ayı idi. Burada hatimler indirildi. Kur'an'ın anlamı üzerinde düşünüldü. Bütün Kur'an ile ömrümüz bir elekten geçirildi. Allah'ın razı oldukları üste kaldı. Razı olmayanları attık, gitti. İnşallah bunun ecri ve bereketi kaldı. Kur'an düşüncemize, akidemize, amelimize, ahlakımıza, hayatımıza, bütün anlayışımıza yön verdi. Yani bilgilendirdi Kur'an bizi. Aynı zamanda bilinçlendirdi. Aynı zamanda ahlaklandırdı. Aynı zamanda amel sahibi kıldı. Yani Kur'an'ın ortaya çıkardığı bir Müslüman ile Kur'an'ın boyadığı ve bezediği hani Bakara suresinde bir ayet var. Bu sıbgat Allah ve men ahsenu min Allah sıbgat. Bu Allah'ın boyası, onun boyasından daha güzel bir boya mı vardır? Ve nahnu lehu abidun. Biz Allah'a boyun eğicileriz, kul olucularız. Ayet var. Ramazan bizi Kur'an'la boyadı. Yani dışarıdan görüldüğünde artık Kur'an'la konuşan, Kur'an'la düşünen, 11 ayın kalanında, kalan 11 ayda hayata Kur'an'la bakan, dolayısıyla Allah insanın kötülüğünü istemez, güzel ve doğru bir insan olarak hayata maneviyatlı bir adım atmış olduk. Bir buydu. İkincisi, Ramazan oruç ayı.
Oruçtan bize kazandırdığı şeyler, bir zamanın kontrolü Allah'a ait. Ey insan, sen zaman ve mekan boyutunda benim yarattığım aslında dar bir alanda mahkumsun. Ben ne dersem o olur. İşte görüyorsun, güneşi doğduran, batıran, ayı, geceyi gündüzü evirip çeviren benim. Dolayısıyla benim başla dediğimde seni aç bıraktım. Benim bitir dediğimde açtığın susuzluğunu bitirdin. Unutma ki kalan 11 ayda da zaman Allah'ındır. Hakimiyet Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah'ın istediği o güzel, merhametli, cömertli, Allah'a yakın kul olanın dışına çıkmayasın. Zamanını Allah'ın istediği gibi planlayasın ve kendini boş işlerden uzak tutasın. Enerjini, kabiliyetini daha güzel işlere harcayasın. Ramazan bize bunu kazandırdı. 11 ayda da böyle olun mesajını verdi. Ramazan bize teravihleri getirdi. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah bu sene sanki, değil mi hanım kızlar, böyle 20 miydi, 8 miydi pek, ya biz medyayı takip etmedik ya bu sene olmadı. Benim çok hoşuma gitti bu lüzumsuz tartışmalar yerine. Evet. Kılabilenler 20'sini kıldı. Gerçekten kılamayacak durumda olanlar, zor durumda olanlar, aslında hiç kılamayacaktı ama 8'e ancak güç getirdi olanlar belki onu kıldı. Allah onları da kabul etsin. Yani geceleri ibadetle geçirmek, Allah'a boyun eğmek, ya Rabbi sen bu nimeti, bu imkanları, orucu, sağlığı, sıhhati, iftarı, sahuru bize verdin. Elbette ki senin önünde boyun eğeriz diyen insanlar teravih kıldılar. Ramazan bize bunu verdi. Ramazan'ın en güzel taraflarından birisi, size sorsam neydi mesela? İftar. Değil mi? Yani iftar sofraları. İftar sofraları. Tabii mutluluk veriyordu. Ama orada iki şey var. Bu hadis-i şeriftir. Lissâimi ferhatan, ferhatun hîne yuftiru. Ferhatun heyne yelka rabbehu. İki sevinci vardır oruçlunun. Birisi iftar ettiği anda. Bir, dünya nimetlerine tekrar kavuşuyoruz. Biz yiyip içmeden yaşayamayız. Allah Teala bildiğim kadarıyla Kur'an'da yemeyin içmeyin diye bir ayet yok. Yiyin için diyor. Ama helal olsun, dengeli olsun, güzel olsun, yerinde ve sınırında olsun diye. Bir, nimetlere tekrar kavuştuk. Bir de Allah'ın emrini yerine getirebilmenin mutluluğu ve huzuru vardı. Bundan dolayı sevinçliydik iftarda. Bir de Rabbimize kavuştuğumuz anda Allah'ın dediğini yerine getirebilerek Allah'ın huzuruna yüzü ak varıp ya Rabbi oruçlarımızı kabul et, işte kusurumuza biz geldik dediğimiz anda Rabbimizin dualarımız ve isteklerimizi kabul ederek bize merhamet nazarıyla bakmış olması, muamele etmiş olması ayrı bir mutluluk. Ramazan'da genelde Müslümanlar Ramazan ayında yaparlar zekat hesaplarını. Zannediyorum pek çok Müslüman da böyle yaptı. Yani hesaplarını, kitaplarını yaptılar. İşte fıkıh konusunda hocalarımıza, Diyanet'in yetkili kurullarına, fıkıhçı hocalarımıza danışırlar tabii ki. İnsanlar hesabını yaptılar. Hayvanları varsa işte 1/40, 1/5 büyük küçük baş, altınları paraları varsa kira gelirleri vesaire. Yani benim gelirim bu. Allah bu gelirimin içinden diğer insanlara vermemi doğrudan emrediyor. Bu bana ait değil diyerek. Yani Allah Teala doğrudan insanlarla yardımlaşmayı insanlara, müminlere zorunlu kıldı. Bize neyi getirdi bu? Fitreler. Fitreler verdik. Her hali vaktinin yerinde olan, fakir olmayan, zekat alacak durumda olmayan insanlar fitrelerini verdiler. Vermeyenler de bayram namazından öncesine kadar verebilirler. Bu ne demekti? Yani diğer insanları görün. Elinizdeki nimetleri benim zorunlu kıldığım kadarıyla paylaşın. Ama bunun dışında da Müslümanlar Ramazan'da çok cömertti. İftarlarını paylaştılar, değil mi? Yani başka Müslümanların sofralarına icabet ettiler, kibir yapmadılar. Kendi sofralarını başka Müslümanları dahil ettiler. Yani Ramazan cömertliğin bize kazandırdığı bir şeydi, harcamanın. Kalan 11 ayda da Müslümanlar Allah'ın yolunda, Allah'ın kullarına harcasınlar. Yani mal, mülk, para yığılıp nereye konulacak, ne yapılacak bunlar? Onun için Müslümanlar Ramazan'dan sonra, Ramazan'dan aldıkları terbiye ile ben inanıyorum, belki devletin verdiği asgari ücretten daha fazlasını çalışanlarına verecekler. Belki ellerindeki imkanları yakınlarından başlayarak etraflarına daha fazla harcayacaklar. Bu güzel cömertliği ve ahlakı kazandırdı. Ramazan bize Allah'a kul olmanın böyle heykelleşmiş bir karakterini sundu. Kalan 11 ayda da bu güzel eğitimi ve karakteri devam ettirin gibi bir mesaj veriyor. Ramazan'da Kadir Gecesi vardı. 1000 aydan daha değerli. Bunu şöyle anlamak da mümkün.
Yani Allah'ın özellikle belirlediği zaman dilimlerinde Allah'ın önünde boyun eğme bilinci, hayatı bize veren Allah'ın önünde ömür boyunca zaman ona ait olduğuna göre boyun eğme bilincini de beraberinde getiriyor ve kadri kıymeti bilinmesilerin hepsinin kadir ve kıymetini bilmemiz gerektiği mesajını veriyor. O gece de Kur'an indi, çok değerli. O zaman Kur'an'ın değerini bütün sene bilmemiz lazım. Bütün ömür boyu bilmemiz lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah'ın bize bir nimetidir bu Efendimiz, bu nimet. Bunun kadir ve kıymetini bilmek lazım. Sünnetinden en küçük parçasına, hissesine varıncaya kadar müminlerin peygamberlerine benzeme gayretinde olmaları lazım. Şimdi Ramazan'ın böylece eğittiği, kazandırdığı bir Müslümanın kalan 11 ayda böyle sıradan, değersiz bir Müslüman olması mümkün mü? Ya da böyle bir Müslümanların olduğu dünyanın güzel bir dünya olmaması mümkün mü? Elbette değil. O zaman güzelliklerimizi yıl boyunca devam ettirelim diye Ramazan bize harika bir mesaj verdi diyebilirim. Diyebiliriz. Ne dersiniz hanımlar? Bir değil mi Selçuk Hocam? Sanki bir prototip çizdi bize Ramazan. Heykelleştirdi dediniz orada güzel bir tabirle. Bir prototip ortaya koydu. Model ortaya koydu ve buna göre seri üretime geçebilirsiniz. Yani çok güzel bir diğer şey. 11 ayda evet. Bu şekilde üretime devam edin. Yani aynı evet. şekilde ibadetlerinize ve kulluğunuza devam edin gibi bir evet. Çerçevede çizdi diyebiliriz. Biraz şöyle de sanki mümkün. Ramazan'da itikaf da var biliyorsunuz. Evet. Hani Ramazan'ın özellikle son 10 gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mescitte itikafa girermiş. Yani kendini yoğun olarak ibadete hasredermiş. Müslümanlar da aslında Ramazan ayında sanki kendilerini itikafa alıyorlar. Yani yoğun bir şekilde hem bilgi, hem karakter, hem düşünce, hem amel, hem harcama, hem kazanma, hem sabretme, hem fakirleri görme, gözetleme, dünya Müslümanlarının derdini çekme, paylaşma. O kadar çok açıdan Ramazan bizi eğitiyor ki, yani bu güzelliği bundan sonraki aylara gerçekten Müslümanlar taşıyabilirlerse, yani dünyamız her zamanki dünyadan daha güzel olacak. Bu özel Ramazan ayı bütünlüğünde yoğun bir eğitime tabi tutuldu. Evet, çok güzel. Bu şey böyledir. Biliyorsunuz sizin de sportmen geçmişiniz var, ben biliyorum. Hala sportmensiniz belki. Allah derman versin. Yani bu maçlardan önce hani bir itmanlar vesaireler evet. yapılır. 11 ayda yapacağımız hayat mücadelesi içerisinde Allah bir imkan verdi, ömür verdi. Bu Ramazan'da aldığımız eğitimi 11 aya yaymamız lazım. Amellerin faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır. Kur'an'a devam, oruca devam, Şevval geliyor. Hoş geldin Ramazan, güle güle Ramazan. Sen de hoş geldin ey Şevval diyelim. Diyoruz değil mi? Yarın yemeklerimizi yiyeceğiz. Şevval ayında mesela 6 gün oruç tutulacak. Yani Ramazan bilinci aslında devam ettiriliyor. Her aydan oruç tutmalar. Sahabe efendilerimizin günlük okudukları Kur'an hizipleri varmış. Günlük Kur'an okumalarımıza devam edeceğiz. Kur'an'ı anlama çabalarımız devam edecek. Anlatma ve toplumla paylaşma çabalarımız devam edecek ki aynı güzellikleri ortaklaşa olarak kavrayalım ve toplum olarak, ortaklaşa olarak güzelliklere beraber erişelim diye Ramazan bize çok güzel şeyler kazandırdı diye düşünüyorum. Ben seyircilerimize söz vermek istiyorum. Utanmaz, çekinmez inşallah cevap verirler onlar da. Mikrofon var değil mi arkadaşlarımızda? Şöyle sorayım. Yani şöyle bir düşünün. Bir ay boyunca Ramazan, hani diğer aylardan farklı olarak da düşünebilirsiniz. Size hangi güzellikleri kattı? Hangi güzelliklerle beraber geldi? Bu anlamda hani VTR'de de sordular ya. Ramazan'ı nasıl ağırladınız? İyi ağırladınız mı? Hani onunla da bağdaştırarak. Şöyle birkaç cevap alabilir miyiz sizden? Farklı bakış açıları bizim de ufkumuzu açıyor. Ramazan bildiğiniz üzere Kur'an ayı da olarak da nitelendirildiği için bilhassa Kur'an okumalarımızı arttırmaya çalıştık. Bu yönden iyi bir gelişme sağladığımızı düşünüyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Bence de Ramazan'ın en güzel yönü teravih, bir de cemaatle kılmak. Evet. Beni bu çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Açıkçası ben de Ramazan'ın
insanların tahammül seviyesini, birbirine olan hoşgörüsünü arttırdığını düşünüyorum. Çünkü diğer zamanlarda çok daha sinirli ya da saygısız olabilirken Ramazan'ın hürmetine insanlar birbirleriyle daha ilgili ve daha iyi geçinmektedirler. Baş taraftaki hanımefendiden bir şey söylemek istiyor acaba? Evet, o sırayı atlamadan bitirelim, sonra arkaya geçelim. Hepinize söz vereceğiz. Evet, bence arkadaşların bütün ifadelerine katılıyorum. Bir de Ramazan ayı, bereket ayı diyoruz ya. Evet. Yani o bereketin aslında biz tam vasfını çizemiyoruz. Ama hepimizin tecrübe ettiği bir şey, bu ayda nasıl bir hikmet varsa üzerimizde çok farklı bir etki bırakıyor. Yani işte bu Kur'an'la bağımız, oruca bakışımız, gecelerimizi değerlendirmemiz. Yani Ramazan'dan sonra belki gecelerimiz öyle bir anlam kazanmıyor. Onun için bu ayda o bereketi yakalamaya çalıştık. Yani neresinde bulabiliriz? Nasıl bir hikmeti var? Nerede bulabiliriz? Onu da tabii ki Kur'an'da, teravihte, beraber iftarlarımızda, cemaatleşmede bulduk. Elhamdülillah güzel ağırladığımızı düşünüyorum. Rabbimin tekrar kavuşturmasını ümit ediyorum. Hem bizim açımızdan hem toplumsal olarak o bereketten faydalanmamızı Rabbimden diliyorum. Amin. Teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim. Bir de pandemiden hani o eve kapanma sürecinden çıkınca biraz da böyle bir iştiyak, özlem vardı sanki. Hem cemaatle namaz kılmaya hem de birlikte iftar etmeye. O da ayrı bir güzellik getirdi sanki diye düşünüyorum. Evet. Alalım aynı şeyi görüşelim. Söyleyecektim ben de. Pandemiden sonra 2 yıllık kapanmadan sonra beraber yapılan iftarlar, aynı anda herkesin yemek yemesi, aynı anda namaz kılması falan gerçekten insanın kardeş olduğunu belli ediyor yani. Dini kardeşlik açısından bence çok güzel bir manevi hava vardı yani. Bu yıl bütün Ramazanlardan farklıydı önümüzde, geçen yıllara göre özellikle. Arkadaşlarınızla beraber iftar ettiniz mi? Yani ben yurtta kalıyorum. Bütün yurt böyle hep beraber iftar açmak falan gerçekten çok güzel bir duyguydu. Peki şey oldu mu, böyle evlere falan davete gittiniz mi? Çok fazla oldu. Gerçekten Konyalı teyzeme teşekkür ediyorum buradan da. İyi, Konyalılar sınıfı geçti yani bu konuda. Yani benim gözümden geçtiler, ben de Konyalıyım ama. Eyvallah. Başkasından sormayalım, ne olur ne olmaz. Evet, gerçekten tamam, çok geçmişken çok hazır. Gerçekten çok cömertlerdi ama bu konuda. Herkesi iftara çağırdı. Allah hepsine razı olsun. Bir de hocam dediniz ya, hani en sevinçli an. Bir de hani sevdikleriyle beraber olunca evet, hani daha da bir tatlı oluyor. Evet, evet. Onu 2 yıldır yaşayamıyorduk. Bu sene yaşadık. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, devam edebiliriz. Ramazan'da ben kendimde daha çok bunu hissettim yani. Normal işlerin arasında mesela küçük vakitleri de doldurmaya çalışıyorsun. Yahut normalde davrandığın şeyleri bir check ediyorsun. Olması gerekli mi? Yani yapmalı mıyım? Yaparsam ne olur? İyi midir? Kötü müdür? Daha çok insan kendini sorguluyor. İnşallah sonrasında da devam eder diyorum. Bütün yıla ve ömrümüze yayarak devam eder inşallah. Hayatımıza bir düzen getirdiğini de düşünüyorum. İbadetlerimizde bir düzenlilik, devamlılık sağladığını düşünüyorum. İnşallah güzel ağırlayabilmişizdir. Elimizden geldiğince teravihlere katılmaya çalıştık, mukabelelere katılmaya çalıştık. Kur'anlarımızı devamlı olarak okumaya çalıştık. Umarım güzel ağırlamışızdır. Herkes benim söyleyeceklerimi de dahil ettiler. Ben Konya'daki insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Dışarıdan gelen biri olarak çok memnunluk aldım herkesten. Allah razı olsun gerçekten. Peki Ramazan'a veda ettik, ediyoruz. Bu sizin için ne ifade ediyor? Hadi güle güle Ramazan, işte tamam güzellikler getirdin ama biz tekrar eski hayatımıza dönüyoruz mu demek yani? Veda ne demek bu anlamda? Biraz bu konuda da birkaç görüş alalım. Sonrasında hocamıza soruyu soracağız. Ama sizden de bir hazır mikrofon elinizdeyken görüşlerinizi alalım. Ne demek yani? Ramazan'a veda etmek nedir? Genel anlamda veda etmek nedir? Yani genel anlamdaki veda ile aynı şey değil bence Ramazan'a veda etmek. İnşallah Ramazan'da kazandığımız ibadet şeyini devam ettirebiliriz aynı zamanda ama insanlar pek bunu devam ettirmiyor gibi gözlemliyorum ben. Hep 2-3 ay devam ediyor, sonra herkes aynı düzene tekrar geri dönüyor ama inşallah biz öyle olmayız. İnşallah o süreç biraz şey daha uzar, uzar da tekrar diğer Ramazan'a gelene kadar 11 ay. Değil mi? İnşallah hatırlatır olacağım. Tekrardan kendini. İnşallah. Peki var mı ekleyeceğiniz bir şey? Evet.
Hocam insan vedalaştığı insanı özler, arar, sorar. Dolayısıyla bir dahaki Ramazan için umutla bekleyeceğiz inşallah. Ve bu Ramazan'da kazandığımız hasletleri de devam ettireceğiz inşallah. İnşallah öyle temennilerle. Hocamıza sözü verelim artık galiba. Alacağımızı aldık cevaplarımızı. Bir arkadaşım vardı askerde de. Tezkere aldık, vedalaşacağız. Ben dedi bir daha görüşeceğim arkadaşla vedalaşmam dedi. Böyle bir şey yapmıştı, zihnimde kalmış o. Ben dedi tekrar arar sorarım seni falan dedi. Öyle kucaklaşıp ağlaşıp vah tüh edip işte bir daha görüşemeyeceğiz demeyeceğim dedi. O aklımda kalmış. Hani veda noktasında biraz insan, arkadaşımız da dedi hani sevdiği birine veda eder ama onu özlem çeker. O da öyle demişti. Tekrar görüşeceğim için dedi çok vedalaşmayalım. Yakın zamanda görüşürüz. Ama bizim veda, bizim veda nasıl olacak? Size sormuş olalım, böyle bir pas atmış olalım hocam. Yani Ramazan'a vedayı nasıl yorumlayalım? Ya şöyle bir şey, veda görüşeceğimiz insanlarla nasıl olsa Ramazan'la görüşeceğiz. Vedalaşmayalım. Şimdi kim öle kim kala? Tabii. Ölümlü dünya. Bu bir, ölümlü dünya. İki, tekrar kavuşacağımızı bilsek bile yani o ayrılık, belli bir dönemdeki ayrılık hasreti bile yüreğimizi dağlayacağı için yine vedalaşırız. Aslında veda mutlak anlamda bir ayrılık değil, tekrar kavuşabilme arzusudur, hasretidir, yürek yangısıdır, iç yangınıdır. Onun için vedalarda sevdiklerimizi uğurlarız askere, veda ederiz ama bu dönmemek üzere değil. Sevdiklerimizi yurt dışına uğurlarız, çalışanlarımızı şehir dışına uğurlarız. Ama bir daha görüşmemek üzere değil. Gözyaşları akıtılır, yüreğimiz yanar. Şimdi Ramazan gelmeden birkaç gün önce ben evde de paylaştım. İlk başta oturan benim hanımım olur. Çocuklarımla, sınıfta falan da paylaştım. Hakikaten insan içinde sevinç alıyordu. Evet. Ramazan boyunca bu sevinç hep oldu. Oruç, çünkü herkes oruç tuttuğu için. O mutluluğu insan herkes de görüyor. Herkese Allah'ın rahmetini iniyor. Bunu insan o bereketi müşahede ediyor. Yani iyilikler çoğalıyor, kötülükler azalıyor, şeytanlar zincire vuruluyor. Allah'ın rahmetinin arttığını görüyorsunuz. Başka günlerde birbirinin evine akşam iftara yemeğe gitme oranı azken Ramazan'da çok oluyor mesela. Yani diğer 11 ayda bir arkadaşın yani bizi evine yemeğe davet etmesi çağırmayacağından değil ama insan aklına mı gelmez? Başka günlük işlerimdir, meşgalesimdir ama Ramazan olunca özellikle çağrılıyor. Onun için Ramazan çok seviyoruz, veda ediyoruz ama tekrar kavuşmak üzere, güzel, kavuşmak hasretiyle. Diyoruz 11 ayın sultanı, bazı notlarım var benim. Tamam. Gidiyorsun yine gel. Yani gelmezlik etme. Allah kıyamet koparmadığı sürece aylar gelir, döner. Ama Allah Teala bizi o Ramazanlara tekrar kavuştursun ve hayırlı ömürler versin. Amin. Gelişi huzurdu, gidişi hüzün, elveda Ramazan. Hüzün ama Ramazan'dan ayrılışımız hüznümüz. Fakat başka sevinçler işin içine giriyor. Mesela bayram sevinci giriyor işin, evet, içine. O çocukların sevinci, tekrar o sabahtan itibaren ikram etme sevinci giriyor. Allah'ın verdiği hoş geldin mübarek 11 ay diyormuş ya. Mübarek Ramazan, hoş geldin 11 mübarek ay diye. Allah'ın ayların hepsi mübarek. Biz bereketi yakalamaya çalışırsak. Allah tekrarını nasip etsin deriz. İnşallah ömür versin. İnşallah. 11 aylık yoldan gelmiştin ey Ramazan. Şimdi yine gidiyorsun. Rahmet oldun. Yine gel diyoruz. Ey oruç, bir ay biz seni tuttuk. Kalan 11 ayda da sen bizi tut. Sen bizi tut. Yani senin istediğin gibi yaşayalım manasında. Bir hadis-i şeriftir biliyorsunuz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş, azattır diyor. Allah bizleri bu sırra mazhar eylesin. Amin. Öylece kılsın. Amin. Yani Ramazan'ın kazandırdığı, Ramazan'ı kazanan inşallah insanlardan olalım diye düşünüyoruz. Elveda herkese yapılmaz, sevdiklerine yapılır. Garajda herkes gidiyor ama sen sevdiğinin yanında başında bekliyorsun. Onun için misafiri hoş göndermemiz lazım. İnşallah öyle olmuştur. Yani şöyle, Müslümanların gönlündeki Ramazan sevgisi bile, hani VTR'de delikanlılarımızın, hanım kızlarımızın kimisi iyi ağırladım, ağırlayamadım gibi hepimizin kusuru var. Ama içimizde Ramazan sevgisi, Allah sevgisi, Allah'a bağlılık sevgisinin kendisi bile bizi hayata tutturacak bir mayadır, kordur aslında. Onu beslemek lazım. Onun için yine de hoş gönderelim, hoş
karşılayalım diye düşünüyoruz. Bize getirdiğin serin havayı, sükuneti, merhameti, hoşgörüyü yayalım ey Ramazan, bize öğrettin. Zekatlar, fitreler verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü. Elveda ey Ramazan, yine gel ama biz bunu devam ettirelim güzellikleri. Veda etmek zor geliyor. Güle güle demiyoruz ama şükrediyoruz Allah Teala bize bunu verdiği için. Hani iyi ki gidiyorsun veda güle güle manasında değil. Ama Allah böyle bir ayı verdiği için hem şükrediyoruz hem de ya Rabbi zaman döngüsü sana ait. Sınırları sen belirlersin. İnşallah tekrarına kavuşmak üzere sevinçle huzurla gönderiyoruz. Tekrar kavuşalım diye böyle bir sevinçli gönderişimiz var. Gidişinden aman kurtuluyoruz oruçtan havasıyla değil. Hem nimetlere kavuşma hem de Allah Teala zaman döngüsü ona ait olduğu için tekrar kavuştursun diye kavuşturması sevincimiz var diyelim. Şevval ayı da Allah'ın ikramı. Dolayısıyla bu ayda 6 gün oruç tutan insanın aslında bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olduğuna dair hadisler var. Buna dikkat edelim. Ramazan orucunu bir gün kaçır. Ondan sonrasında o oruca denk gelen bir şey yok. Neden? Çünkü Allah Teala'nın dediği zamanda yapmış olmak, o zamanda Allah'a boyun eğmek, ya Rabbi sen ne zaman dersen boyun eğerim anlamına geliyor. Ama bir başka zaman farz oruç yok. Allah'ım zamanı ben ayarlarım, istediğim zaman oruç tutarım demek ile Allah'ın dediği zamanda oruç tutmak işte böyle farklı bir şey. Onun için Şevval'da da oruç tutmayı Peygamberimiz tavsiye ediyor. Buna dikkat edelim. Şevval'ın 6 orucu var. Vedalaşıyoruz ama Allah bize bu ayı verdi, bu ömrü verdi. Bizden öncekiler, ölüp gidenler artık bu ayın bereketini görmüyorlar. Dualarımızla onları şenlendirdik. Hayatta olan yaşayanlara orucun kazandırdıkları ve kendimize kazandırdıklarıyla Allah izleyenlerimize, hepimize hayırlı ömürler versin. Ramazan'ın yetiştirdiği, Ramazan ayının inşa ettiği insan tipi, Kur'an ve sünnet Müslümanlığı ömür boyu devam etsin. Bu iyiliği ve güzelliği çevremiz ve yakınlarımızdan olmak üzere yeryüzüne yaymaya çalışalım ki tamamen Allah'ın istediği güzellik yeryüzüne hakim olsun. Müslümanların bu ahlakına, bu karakterine, bu cömertliğine, bu merhametine bütün insanların, canlıların gerçekten ihtiyacı var. Ve son elvedayı da yapma imkanını da bana tevdi ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Özellikle 2A sınıfının çok değerli böyle öğrencileri benim dersten sonra buraya geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hanıma çok teşekkür ediyorum. Allah nice Ramazanlara hayırlısıyla kavuştursun. İnşallah Selçuk Hocam. Biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Sizi ağırlamak da bizim için bir şeref ve sevinçti. İnşallah Rabbim nasip ederse önümüzdeki Ramazan'da yine ağırlamak isteriz. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim. Maşallah. Üniversitemiz genç, canlı, dinamik, harika bir sunucu kazanmış oldu. Estağfurullah. Başarılı sunumlarınızdan dolayı da ben çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm izleyenlere sevgiler ve saygılar sunuyorum. Eyvallah. Sağ olun hocam. Evet efendim. 30 gün boyunca bizleri ekranlarınızda misafir ettiniz. Benim gibi acemi bir sunucuya tahammül ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Önümüzdeki yıl Ramazan ayında yeniden buluşmak üzere hepinize veda ediyorum ve sizleri konserimize götürüyorum. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Mehmet Gönül, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürüyüm. Bir ay boyunca, Ramazan ayı boyunca İlahiyat Fakültemiz, Konservatuarımız ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz işbirliğiyle hanelerinize, ekranlarınıza konuk olduk. Konservatuarımızın çok değerli hocaları ve talebeleri sizlere Türk Musi'nin seçkin eserlerinden örnekler sundular. Bugün de Ramazan-ı Şerif'in son gününe, Arife gününe eriştik. Bayrama erişmek nasip olsun cümlemize inşallah. Bayrama nazire olsun diye bayram konulu Uşak makamında ileride oluşan bir konser hazırladık. Konservatuarımızın çok değerli akademisyen arkadaşlarımla birlikte size bir konser programı icra etmeye çalışacağız. Bayramınız mübarek olsun.
Oh,
şerri Kur'an elveda. Oh,
Bayram o,